İş dünyası devam ediyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile sohbet edeceğiz. Gündemi, gelişmeleri konuşacağız ve Kocaeli'den son notları alacağız. Ayhan Bey hoş geldiniz efendim. İyi haftalar. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar Didem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ayhan Bey, şimdi bugün kapasite kullanım oranı açıklandı malum. Ben Kocaeli tarafıyla ilgili olarak özellikle hem kapasite kullanımlarında ne tür trendler, ne tür gelişmeler takip ettiğinizi merak ediyorum. Bir miktar hani bir bütününe baktığımızda %0.4 oranında bir gerileme olduğunu görüyoruz genel olarak kapasite kullanımında. Ama bölgede nedir durum onu merak ediyorum. İsterseniz oradan başlayalım. Tabii ki. Öncelikle Didem Hanım, biz Kocaeli Sanayi Odası olarak da kendi üyelerimizle Merkez Bankamızın benzer anketini yapıyoruz. Siz de söylediniz, Merkez Bankası'nın yaptığı ankette geçen yıla göre 76'dan 76.3'e bir artış var aslında Mayıs ayında, ama bir önceki aya göre baktığımızda da 76.7'den 76.3'e 0.4 puanlık bir düşme var. Bizim bölgemizdeki veriler biraz daha farklı. Bizde geçen yıl 71.8'miş, 71.6'ya gerilemiş. Yani bu aslında Türkiye'den biraz farklı, ama bir önceki aya göre 71.1 olan kapasite kullanım oranında 71.6 olmuş, bir artış var. Türkiye'den biz biraz farklılaşmışız. O da tabii bizim bölgemizde çok fazla uluslararası şirket var. Onların Avrupa'ya olan üretimleri biraz daha stabil diyebiliriz. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum, ama alt kalemlere kısaca değinmek istiyorum. Lütfen. Firmalarımızın bir kısmı iç pazara çalışıyor doğal olarak, bir kısmı da dış pazara. İç pazar çalışanlarda bu ay içerisinde %18'inde artış olmuş üretimlerinde. Ama değişiklik olmayan %57 gibi çok büyük bir rakam var. Yani aslında satışlar geçen aya göre sabit kalmış. Azalan firma sayısı da artandan daha fazla, %25 mertebesinde. İhracat ayağında biraz daha farklı. Artan %19 mertebesinde, değişmeyen %64, azalan da %17. Yani İhracatta yapılan kesim biraz daha stabil gibi gözüküyor. Tabii ki Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ile olan ticaret sıkıntılarımız devam ediyor. Yani orada bir küçülme var. Ama sonuçta oranın da toparlanmasını bekliyoruz. Bizim Avrupa kıtasına %58 civarında bir ihracatımız var. Birliğinde %42 mertebesinde bir payı var. Oradan da iyileşme bekliyoruz. Onun dışında Didem Hanım, tabii ki olumsuz bir şey olarak İsrail'e olan ihracatımızın aşağı gitmesi ihracat rakamlarımızı biraz azaltacaktır. Biz 2024 yılında birkaç ay 23 milyar ve üzeri ihracat görmüştük. 24'te de 25 milyar aylık bazda ihracatlar yapabiliriz. Ümidimiz hala var. Avrupa'nın iyileşmesiyle de bunu yapma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Ayhan Bey, şimdi İsrail'e gelen tabii ki ticaret yasakları veya dondurulması topyekün olarak alınan karar, elbette hani insani olarak baktığımızda yerinde bir karar vesaire, hepimiz onun arkasındayız ayrı, ama sanayiciler açısından yerine başka bir pazarın konabilmesi adına ne ifade ediyor? Böyle bir girişiminiz var mı? Bunu yapabilen şirketler var mı bölgede? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Buyurun. Şimdi Didem Hanım, böyle ani pazarlarla ilişkiyi kesmenin maalesef geri, yani bir alternatif pazara yoğunlaşma veya bulma çok olası değil. Bir de kaybettiğiniz pazarları tekrar geri kazanmak neredeyse imkansız. Ama İsrail'in yaptıklarına tabii ki ülke olarak seyirci kalamazdık. Bir yaptırım yaptık.
Bu yaptırım İsrail'in yaptıklarını durdurduğunu onu tartışabiliriz. O başka bir konu. Ama Türk ihracatçısı maalesef o pazarının yerini bulması biraz zor gibi. Zor gibi. Çabalar var tabii ki ama yani bu çok kolay bir şey değildi ama. Peki. Pardon efendim. Yo estağfurullah, lütfen siz suyunuzu da Ayhan Bey ne olur suyunuzu için ben evet. Bu arada aslında biraz da artan maliyetler konusuna gireceğim Ayhan Bey'le. Değişken faiz ile kredi maliyeti katlanan sanayiciyi zor durumda bırakıyor başlığını biraz konuşalım isterim. Referans faiz 6 kat arttı son bir yıllık dönemde. Elbette ihracata yönelik bir takım destekler de o arada var. Ama şöyle bir topyekün finansman tarafıyla ilgili yorum alabilirsek yine bölgenize özel olarak biz de bayağı bir aydınlanmış olacağız Ayhan Bey. Buyurun. Yiğitim Hanım, şimdi tabii ki finans maliyeti hakikaten çok arttı. Bugün bankalardan kredi kullanmayan sanayici yoktur. Yani vardır belki ama çok azdır. Çoğunluk kullanmaktadır. Biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani 200 bin lira olan ödememiz 700 bin liraya çıktı. Bu kadar net söylüyorum size. Evet. Yani 3,5 misli %350 artış oldu ödemelerde. Mücadele ediyoruz ama kolay değil. Onun dışında bir de önemli sıkıntımız tabii ki işçilik artışlarımız, ülkemizdeki artışlar maalesef kurdaki artışlarla karşılanmıyor. Yani Türkiye'nin lokomotif bir iliyiz. Biz aşağı yukarı Kocaeli ilindeki üretimlerle yapılan ihracat miktarı aşağı yukarı 30-33 milyar doları geçti. Hatta bizim gümrüklerden yapılan rakam 40 milyar mertebesinde yıllık bazda. Bu da bizi İstanbul'dan sonra ikinci şehir yapıyor ama ben şimdi siz sorarsınız diye kurlara bir baktım. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Yılbaşından bu yana yani 1 Ocak 24'ten 26-27 Mayıs'a kadar dövizdeki artış %7 mertebesinde ki biliyorsunuz o artışın çoğu Mart ayında oldu. Nisan'dan bu yana yani son 60 gündür kurda negatif bir rakam var. Bizim maliyetlerimiz de yılbaşından bu yana %50-60 oranında işçiliklerimiz arttı. Onun dışında da Türkiye'deki enflasyon oranı %60 dersek onun dörtte biri de yani 15 oranında zaten arttı. Enflasyon verileri de TÜFE'de 18.71, ÜFE'de 15.6. Şimdi inanın ihracat çok zorlanıyor. Kur baskısı ciddi bir sıkıntı. Ayrıca Çin ihracat rekabet kapasitesini arttırdı. Yani Avrupa pazarlarına çok girmek istiyor. Bu Kızıldeniz'deki sorun olmasa 40'lık konteyner Şangay'dan Rotterdam'a 900 dolara kadar gidebiliyor Didem Hanım. Bu çok sübvansiye edilen bir rakam. Biz aynı konteyneri İstanbul'dan 2500 euroya gönderebiliyoruz. Hatta kamyon üzerinde giderse bu 3500 euroları buluyor. Evet biz kamyon üzerinde bir haftada gönderebiliyoruz malı ama inanın bu farklar çok yüksek farklar. Yüksek. Ve rekabet gücümüzü hakikaten kırıyor. Çin şunu da yapıyor. Dünya Ticaret Örgütü'ne biliyorsunuz katıldı Çin 2001 yılında yanılmıyorsam ama evet. Örgütün kurallarına uymuyor. Yani ihracatçısına dövizi %25 gibi bir sübvansiyonla geri alıyor dövizini. Dolayısıyla hakikaten sanayici şu anda ciddi sıkıntı çekiyor. İhracat pazarlarını tutmakta. İnsan yoğun, iş gücü yoğun sektörlerde hakikaten çok büyük sorun var. Tabii paraya ulaşımda maliyet açısından çok zorlaştı. Umarız çok ciddi bir ihracat düşüşü, küçülme yaşamayız. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, efendim çok teşekkür ediyorum size.